derken de İspanya temsilcimizin Mete Çomoğlu'nun bir röportajı var. Onu da ekranlara getireyim. Barcelona Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Elisenda Palusia'ya konuştu. Şimdi o haberi getiriyoruz ekranlarınıza. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Avrupa ve İspanyol ekonomilerinin son 6-7 yıldır içinde bulunduğu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu süre zarfında Avrupa ekonomilerinde neler yaşandı? Avrupa Birliği'nde yaşanan krizin öncelikle çok yönlü bir kriz olduğunu söylemeliyim. Kriz Avrupa'daki ülkeleri asimetrik bir şekilde etkiledi. Borç krizi, euro krizi oluştu. Kıtanın özellikle güneyindeki ülkeler bir borç krizine girdi. Kuzey ülkelerinin böyle bir sorunu olmadı. Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerin borç seviyesi oldukça düşük. Bu anlamda sorunuza genel bir cevap vermek zor. Çünkü Avrupa'daki problem pek çok ülkenin ortak para birimi kullanmalarına rağmen mali birliğin sağlanamamış olması. İspanya'ya gelince İspanya ekonomisinin bazı özel problemleri vardı. İnşaat balonunu buna örnek gösterebiliriz. Krizin başında İspanya'nın kamu maliyesi kötü bir durumda değildi. Yani Yunanistan'dakinden farklıydı. Yunanistan'ın zaten bir kamu maliyesi problemi vardı. İspanya'daki en büyük sorun inşaat balonuydu ve sonuçları dünyadaki en kötü örneklerden biri oldu. Bu inşaat balonu patladığında İspanya'daki bankalar büyük bir krizle karşı karşıya geldi. Bu sebeple İspanya'daki kurtarma operasyonu kamu finansmanına yönelik değil, bankacılık sektörüne yönelik oldu. Ama tabii ki bunun kamu maliyesi üzerine dolaylı bir etkisi oldu. Ve ardından işsizlik, vergi gelirlerinde düşüş, milli gelirde azalma, kamu bütçesindeki daralmalar vesaire geldi. Sonuç olarak da kamu borcu inşaat balonunun patlaması üzerine arttı. Bu anlamda İspanya'daki durum Yunanistan'dakinden farklılık gösteriyor. Avrupa Birliği'nin bir diğer sorunu mali birliği sağlayamamış olması. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fed'in hazine ile olan ilişkisine benzer bir ilişki Avrupa'da mevcut değil. Kendi merkez bankası olan İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde alınan önlemler Avrupa'da maalesef alınamadı. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu son önlem paketinin sonuçlarını bekliyoruz. Avrupa Merkez Bankası devletlerin borçlarını satın almaya karar verdi. Bunun Avrupa ekonomisinin iyileşmesi, firmalara ve ailelere verilecek kredilerle Avrupa'da tüketimin canlandırılması için son umut olup olmadığını göreceğiz. Geçen yıla kadar Avrupa'nın en sorunlu ekonomilerinden biri olan İspanya, 2013 yılının sonunda tekrar büyümeye başladı. 2014 yılını yavaş ama istikrarlı bir çizgide tamamlayan İspanyol ekonomisinin bu yıl %2 büyümesi bekleniyor. Bu performansıyla İspanyol ekonomisi, Avro bölgesi ortalamasının hatta Almanya ve Fransa'nın bile üzerinde büyümesi bekleniyor. Bu durumu bir ekonomist olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? İspanya bazı dramatik düzenlemeler gerçekleştirdi, özellikle ücretler konusunda. İspanya'da ücretler oldukça düştü. Şu anda İspanya diğer ülkeler için yatırım amaçlı cazip bir ülke haline geldi. Son yıllarda uygulanan politikaların sonucunda ücretlerin düşmesi sebebiyle İspanya rekabet gücü kazandı. Bu anlamda büyümenin yaşanması normal diyebiliriz. Ancak bu %2'lik büyüme bile kamu finansmanının sağlanabilmesi için yeterli değil. Şu anda İspanya'da kamu borcu milli gelirin %100'üne ulaşmış durumda.
Sonuç olarak yapılan büyük düzenlemeler neticesinde büyümenin yaşanması normal, ancak sorun yapısal değişikliklerin tam olarak gerçekleştirilmemiş olması. İş gücü piyasasındaki gelişmeler sonucu rekabet gücü arttı. Ancak bu verimlilik, teknolojik gelişme ya da insan sermayesindeki gelişmelerin bir sonucu olarak yaşanmadı. Bu anlamda ekonominin dönüşümü tam olarak sağlanamadı. Fransa'ya bakarsak büyük ekonomisi olan bir ülke. Ancak İspanya'daki gibi bir inşaat bloğu orada oluşmadı. Fransa diğer Güney Avrupa ülkeleri kadar krizden etkilenmedi. Ancak son yıllarda Fransa'da ekonomisinde gerekli dönüşümleri sağlayamadı ve krizin etkileri diğer ülkelerdekine göre biraz daha geç yaşanmaya başlandı. Fransız ekonomisindeki bazı sorunlar daha geç kendini gösterdi. Alman ekonomisi ise tamamen ayrı bir konu. Alman ekonomisi krizde de bir süre büyümesini devam ettirdi, ancak daha sonra yavaşladı. Almanya'da kemer sıkma politikaları başta Avrupa ekonomisinin aleyhine oldu, ancak şu anda Almanya'da tüketimin azalması Alman ekonomisinde de büyümeyi engelliyor. Bu anlamda Almanya'nın tüketimi canlandırması ve tüm Avrupa Birliği için motor görevini üstlenmesi gerekebilir. Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı yeni önlemler paketi genişletici politikalar içeriyor. Almanya'da tüketimin canlanması hem Almanya hem de Fransa, İtalya, İspanya gibi diğer ülkelerin ekonomileri için de faydalı olacaktır. Transformations in these years. Spain again. So Spanish economy is growing, but Spain is still facing. İspanyol ekonomisi büyüyor, ancak İspanya hala yüksek işsizlik ve kamu borcu gibi önemli sorunlarla karşı karşıya. When do you think? Sizce İspanya'da işsizlik ve kamu borcu ne zaman kabul edilebilir seviyelere inecek? Optimum levels. %2'lik bir büyüme, ekonomik iyileşme ve kamu borcunun azalması için yeterli bir büyüme değil. %2'den daha yüksek büyüme rakamlarına ihtiyacımız var. Ve bunun gerçekleşebilmesi için de tüm Avrupa ekonomisinin düzelmesi gerek. Bu anlamda ihracat oldukça önemli. Örneğin İspanya sanayisinin iki motoru, Katalonya ve Bask bölgeleri, özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapıyorlar. Katalonya ihracatının %60'ı Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. İhracatın artması ve istihdamın yükselmesi için diğer Avrupa ekonomilerindeki talebin yüksek olması gerekiyor. Bu anlamda Avrupa Birliği ekonomisinin bütün olarak iyileşmesi gerekiyor. Sorunuzun cevabını vermek gerçekten zor. Yunanistan'daki sorunun nasıl çözüleceğini beklememiz gerekiyor. Yunanistan'ın borçları ile ilgili yeniden müzakere yapılacak mı, ya da Yunanistan Euro bölgesinden çıkacak ve Avrupa'da bir panik havası mı esecek, sermaye hareketliliği nasıl olacak, bunları görmemiz gerekiyor. Evet, İspanya'da ücretlerdeki düşüş nedeniyle bir büyüme var, ancak İspanya ekonomisi Avrupa Birliği'ne oldukça bağımlı bir ekonomi ve İspanya ekonomisinin eski günlerine dönebilmesi için bir bütün olarak Avrupa Birliği ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Of the Greek debt. Evet Ege Bey, şimdi aslında Avrupa'daki durgunluğun sanki kemer sıkma politikalarıyla aşılabileceği üzerinde duruluyordu, ama krizi daha da derinleşti gibi algılanıyor. Sizce öyle mi ve neden bu şekle geldi? Şimdi, evet öyle tabii, yani onun gördüğü...